Evet evet model hazır. Hı-hı. Birazdan getireceğim hiç merak etmeyin. Evet. Ne? Sunumu benim mi yapmamı istiyorlar? Tabii olur. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müşteriye sunumu ben yapacaksam bu elbiseye uygun bir de ayakkabı bulmalıyım. Evet. Bir bakalım. Hangi ayakkabı gider o elbisenin altına? Steffi'nin meyve saati. Hemen gidip hazırlayayım. Steffi. Efendim anne. Meyve yemen gerek tatlım. Al bakalım. Hayatım, sana söylemem gerek. Elbiseyi moda evine götüreceğim. Tamam. İşin biraz uzayabilir. İdare edebilirsin, değil mi? Bir şey olmaz anne, tamam. Harika. O halde ben hazırlanıp çıkacağım. Annem nasıl bir elbise yaptı acaba? Gidip bakacağım. Annem ne kadar da güzel elbise dikmiş. Vay, çok güzel. Eyvah, annem görmeden kaldırmalıyım. Evet, ben hazırım. Elbiseyi de mankenden soyup moda evine götürebilirim artık. Steffi, sana kaç kere söyledim mankenle oynama diye. Kaldırmaya çalışıyordum anne, yanlışlıkla düştü. Dur, çekil bakayım oradan. Olamaz. Elbise lekelenmiş. Özür dilerim anne, yanlışlıkla oldu. Steffi, doğru odana git. Tamam anne. Of, olamaz. Üzüm lekesi bundan çıkmaz ki. Ben ne yapacağım şimdi? Yeni elbise dikmeye de vakit yok. Bu proje benim için çok önemliydi. Olamaz. Annemi çok üzdüm. Bir fikrim var. Anneciğim. Steffi, şu anda seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen odana git. Ama anneciğim, benim bir fikrim var. Lütfen bakar mısın? Evet Steffi, bakıyorum. Hala ne istiyorsun benden? Diyorum ki anneciğim, bununla sana yeni bir elbise yapabiliriz. Steffi, dalga geçme lütfen benimle. Bu alüminyum folyo rulosu. Bununla elbise mi yapılırmış? Evet, öyle olmaz ama böyle açarsak olur. Hı? Bir saniye ya. Neden olmasın? Bu müşterimiz de zaten biraz yenilikçi biri. Tabii ya. Ver kızım bakayım onu bana. Sunumu da zaten ben yapacağım için kendi üstüme bir elbise yapabilirim. Ve dikmeye de gerek yok. Aferin Steffi sana. Beni affettin mi anneciğim? Doğru, gidip ellerini yıkıyorsun. Tamam. Ve hiçbir yere dokunmuyorsun. Ben de elbisemi yapıyorum. Evet, bir bakalım. Nasıl bir şey yapabilirim? Kabarık etek. Straplez olsa tamamdır. Eteğimin kabarık olması için şöyle biraz kırıştıralım. Evet, arkaya da biraz bantla tutturdum. Şimdi de sıra aksesuarda. Kocaman bir fiyonk yapacağım. Böyle ortasına sarsam. Şimdi de sıra takılarda. Altın olmaz. Gümüş rengi. Ya da siyah. Evet. İşte ben hazırım. Anneciğim, ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Steffi. Senin sayende oldu tatlım.
Hatta kendi yaptığım elbiseden bile daha güzel oldu. Neyse tatlım, ben geç kalmadan gitmeliyim. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kal. Tamam anneciğim. İyi şanslar. Üzüm yemeye devam.